Cevabınız üzerine ben de benzer bir şey soracaktım. Ben Yunus Bey'e katılıyorum. Şimdi bir kere savaş kelimesi devletler arasında kullanılan bir tabirdir. İki devlet arasında savaş olur. Burada karşısında devlet yok İsrail'in de Amerika'nın da. Burada ya Amerikalıların ve İsrail'in dediği gibi teröristlere saldırıyoruz diyecekler. Dünyanın bir kısmı da bizim gibi insanlar da masumları öldürüyorsunuz diyeceğiz. Ama bunu da tarih bir gün yazacak. Şimdi Amerika'da 78 tane kadınlı erkekli aktör ve aktris, film sanatçısı, film oyuncusu bir bildiri yayınladı geçen 3-4 gün önce. Biden'a mektup. Biden'a mektup yazdılar. Orada çok ciddi eleştiriler vardı ve şöyle mektubun son ve ilk cümlesi çok anlamlıydı. Tarih bunları yazıyor demiş. 78 tane Amerikalı film oyuncusu. Yani Kadınlı erkekli. durdurun bu saldırıyı. Evet. Ateşkes ilan edin. Yani bu 78 kişi de Müslüman falan değil ha. Değil değil. Hepsi çok Hepsi çok Amerikalı aktör ve alanlarında hepsi çok başarılı. Şimdi bunu şunun için sordum. Oyuncular. Hani demin dedik ya Amerika'da bu savaşta taraf olacak mı diye. Şimdi bir kere burada bir karşıda Filistin devleti yok. Adamlar Filistin devletini kurdurtmamış senelerdir. Daha yeni kuracağız falan diyorlar. Dolayısıyla 78 tane Amerikalı film sanatçısı veya eminim anket yapılsa Amerika'nın belki yarısı belki yarıdan fazlası. Orada katliam yapıyorsunuz oğlum, dünyayı mı uyutuyorsunuz diye düşünecektir. Şimdi ben şunu öğrenmek veya sormak istiyorum. Amerika bu kadar keskin bir dille ve ilk kez bu kadar açık ve tavırlı bir şekilde İsrail'in safında asarız keseriz arada sivil bile ölür falan modunda. Aynen o modda, evet. Yani şu anda bu modda. Önceden bu kadar değildi. Bu sefer daha da arttı. Evet, bu sefer böyle yani bir tuhaf yani. Yani aynen. Tuhaf gerçekten. Şimdi eskiden kendi... ya siviller ölmesin dikkat edelim falan derdi. Tabii İsrail'i uyarırdı, bir şeyler yapardı filan. İlk defa böyle bir ve o 78 sanatçının tarih bunları yazıyor lafı bence çok anlamlı. Hatta ben o laf üzerinde durup bir şeyler yazacaktım. Her neyse. Şimdi Amerika'da acaba kamuoyunda bu 78 sanatçının film oyuncusunun söylemi hiç mi aksi seda bulmadı? Hiç mi bir olumlu ya da olumsuz tepki? Hakan Bayrakçı, içlerinde rap söyleyen sanatçılar var, yönetmenler var, Aynen. sinema oyuncuları var. Ünlüler var bayağı. Çok çok önemli Ödüllü isimler var. oyuncular var. Yunus. Hakan Bey, eğer ana akım medyaya düşmüyorsa kamuoyu oradan belirleniyor. Ama bir de alternatif bir kamuoyu var. O da sosyal medya. Evet. CNN Amerika bir anket yayınlamıştı. Ama anketin yapıldığı süre 11 Ekim 18 Ekim arasıydı. Ha. Orada 18-35 yaş arası kişilerin İsrail'in saldırıları tamamen meşru mu sorusuna evet cevabı %25 seviyesindeydi ki bu 10 gün önce. Yani 10 gündür de neler yaşandı. Yani aslında sosyal medyayı takip eden alternatif bir gerçekliğe ulaşma fırsatı olan kişiler yani genç kuşak 18-35 ve 35-45 arası da aslında çok fazla değil. Onlar da %40 civarı. Yani ABD'nin 18-50 yaş nüfusu neredeyse 3 kişiden biri neredeyse inanıyor sadece İsrail'in saldırılarının meşru olduğuna. Ve bu Tahmin 10 gün ediyorum, önce. tahmin 10 ediyorum. gündür Onun bunun için dedim azalmış ya olma anket ihtimali yapılsa var. diye. Evet. Bunu satamıyorlar bu sefer. 11 Eylül'de yalan söylediler. Irak'ta yalan söylediler. Afganistan'da yalan söylediler. Yalan söyleye söyleye burada şunu da anlamak lazım. Hani biz Amerika'ya kızıyoruz devletine ama burada Amerikan vatandaşları da kaybetti burada eşini, dostunu. Burada onlar da hani tırnak içine çok şehit verdi. Burada Arlington Şehitler Mezarlığı var benim hemen yanımda. Yani şimdi ilk tabut eğer bu savaşa girerlerse buraya geldiğinde nasıl hesap verecek Biden yönetimi? Ne için diyecek yani? Niye durdurmadın demeyecekler mi? Bu sorular da çok önemli. Bugün ilginç bir şey söyledi. Biraz önce bir yorum yapmıştınız Hakan Bey. Hani teröristlerle savaşıyoruz deyip uluslararası hukuku arka plana atacaklar diye. Netanyahu dedi ki Hamas'ın IŞİD olduğunu hep söylüyorduk. Hamas'ın IŞİD olduğunu gördünüz, bunlar hayvan insanlar dedi. Bu savaş sadece bizim savaşımız değil, aynı zamanda başka devletlerin de savaşı dedi. Öyle diyeceğim. Yani topu biraz onlara da atıyor. Bu bir de uluslararası koalisyon fikri ortaya çıkmıştı ya. İsrail bu savaş kıyımını yaparken yanına ABD'yi aldı zaten. Hatta ABD sürücü koltuğuna oturdu. Şimdi diğer ülkelere de sesleniyor. Bakın IŞİD'e kurdunuz. Uluslararası koalisyon suçu hepiniz üstlendiniz. Bunu da üstlenin diyor resmen. Sizin de savaşınız bu diyor. Peki Yunus, şimdi biliyorsun
Amerika aynı zamanda Ukrayna üzerinden de Rusya'yla bir anlamda savaşıyor. Yani öyle söyleyebiliriz. Yani bu mesele patlak vermeden önce Biden'ın bir numaralı hasmı Putin'di. En önemli konusu Rusya'ydı. En önemli savaşı da Ukrayna'nın savaşıydı. Şimdi bu olaydan sonra şey kaydı mı? Yani bu tarafa kaydı herhalde, değil mi? Ağırlık merkezi, siklet merkezi artık İsrail mi oldu? Yani zaten Ukrayna'ya olan destek kamuoyunda ve kongrede çok azalmıştı. Hatta kongrede artık yardım paketi geçmiyordu. Biden o çok beklediğimiz ulusa sesleniş konuşmasını ikiye böldü. Bir tarafı Ukrayna, bir tarafı İsrail'di. Hamas eşittir Putin, Ukrayna eşittir İsrail denklemi kurmuş. Ve istediği yardım paketinde 105 milyar dolarlık 61 milyarını Ukrayna'ya, 14 milyarını İsrail'e ayırmıştı. Yani Biden yönetiminde hala Ukrayna'yı sıcak tutma çabası var ama işe yaramıyor. Çünkü daha hemen ertesi gün 11 senatör imzalamıştı mektubu Biden'a. Demişti ki bu ikisinin ayrılması lazım. Sonra temsilciler meclisinde de çatlak sesler çıkmıştı. Ve ilginçtir ki bakın yani o acil bütçe talebi hala gelemedi bile kongreye. 10 gün oldu. Peki, pardon, kaç gün oldu? Geçtiğimiz hafta olması lazım. Ha, daha gelmedi, hala gelemedi o daha yani. Oylanacak ama geçer. Yok, gelemedi. Herhalde İsrail olduğu için diyorsun sen, geçecek. Şuna bağlı, eğer Cumhuriyetçi Parti, parti olarak hep karşı oldukları Ukrayna yardımını ayırın, biz böyle oy vermeyiz derler, sonrası tıkanır. Öyle ayırmak deme ihtimalleri var mı? Zaten diyenler oldu. Bunlara sayısı eğer ciddi artarsa ve partiyi kitleyecek duruma getirirlerse bu işi bozarsa Cumhuriyetçiler bozabilir. Evet, yani İsrail'e bir itirazı yok. Ya onların İsrail'e bir itirazı yok. Ayırın. Böyle, onları ayrı getirin diyor. Ha, evet. Ayrı getirin diyorlar. Peki şimdi Eray Güçler az önce bir yorum yaptı. Dedi ki bu iş dedi İsrail dedi Amerika'nın Ukrayna'sı olabilir. Oraya doğru da gidebilir dedi. Bu tür yaklaşımlar, böylesi görüşler Amerika'da da konuşulan görüşler mi? Yani şunu söylemek istiyorum. Ya biz bu Ukrayna'ya elimizden gelen desteği verdik ama başaramadık. Şimdi de aynısını İsrail'e veriyoruz. Orada da başaramayabiliriz. Tarzı bir yaklaşım var mı? Henüz oraya gelmedik ama oraya geleceğimiz günler belki de yakın. Çünkü ABD buraya direkt dahil olacağını söylemedi. Eray Bey'in tespiti doğru. Hatta ben üzerine şunu tamamlayayım. Yani dahası var onun. ABD için İsrail Ukrayna'dan daha kötü ve daha büyük bir bataklık olabilir. Niye? Çünkü Ukrayna'ya sadece uzaktan işte mühimmat yolladılar. Hatta tank yollamaları bir yıl sonra oldu. F-16'ları yollayacağız dediler. Hala daha eğitim vermeye çalışıyorlar. Burada durum çok farklı. ABD daha savaşın ilk gününden Ukrayna'ya bir şey yollamadı. Hatta savaşın öncesinde yollamadı. Burada savaş başlamadan iki tane uçak gemisi, iki taşıyıcı taarruz grubu, destroyerler, savaş uçağı piloları, hava savunma sistemleri hepsini koyuyor. Ve bu sefer diyor ki İsrail bende. Sakın saldırmayın. Bunu mesela Ukrayna'ya demedi. O zaman çok tartışılmıştı mesela burada. Ukrayna'ya niye güvenlik taahhüdü vermedi? Rusya'ya niye demedi Ukrayna'ya vurursan ben sorumluyum, vururum, tereddüt etmem demedi. Burada diyor İsrail'e kimse dokunmasın, bende o iş. Vururum sizi, tereddüt etmem, taahhüt ediyorum diyor. Bu bir garanti diyor. Fark burada. Yani İsrail olayı aslında çok daha önemli ve çok daha ABD'nin ulusal güvenlik meselesi. Tabii. Çünkü orada İsrail'in hayat savaşı verdiğini düşünüyorlar. Ukrayna'dan dolayı Putin'e soykırım yapmakla suçladılar. Ama söz konusu İsrail olunca İsrail'de sivillerin öldürülmesini savaşın bir gereği olarak gösteriyorlar. Orada dahi destekledikleri ülkelerde dahi çifte standart uyguluyorlar. Onur, bu arada Macron'a, o argümanlarını da kaybettiler. Bu arada Macron'a bir tane Mısırlı yumurtayla saldırmış. Yumurta kafasına bir tane yumurta çakmış Macron'un. Bir baksana ya, enteresan bir görüntü. Bizim Musa Kesler gönderdi de şimdi bana, oradan baktım. Ya ben Yunus'a bir şey daha soracaktım. Neyi soracaktım ya? Ha, şu
Generalin fotoğrafı var mı ya? Bir tekrar verebilir miyiz o fotoğrafı? Felluce tilkisi. Kasabı. Kasabı. En son ona mı karar vermiştik İsmail Tüken? Ya Yunus, bu general böyle hani bütün Amerika, hani Amerikan karar vericileri falan, ha bu giderse bu işi halleder falan dedikleri, böyle önemsedikleri bir adam mı? Önemsedikleri bir general mi? İsrail'e gitmiş ya Gazze saldırısını planlamak için. Şimdi bunun, yani bu komutanın isim olarak gittiğini söylemediler. Bunlar dediler ki birkaç tane danışman yolladık, subay yolladık dediler. Sonra ilk önce Axios, daha sonra da Associated Press, AP bu kişinin gittiğini söyledi. Bu komutanın, kor generalin. ABD hükümetinden böyle bilgi gelmemişti. Sonra dün Pentagon sözcüsü dedi ki bizim oraya gönderdiğimiz subaylar bizim Irak'ta, Afganistan'da meskun mahal tecrübelerini onlara aktarmak için, bizim yaptığımız hataları yapmamaları için ve sivil kayıpları en aza indirgemek için onlara danışmanlık yapma amacıyla orada dedi. Bu kişinin biz tabii geçmişine baktığımızda, o hata değil hani ki. Biz geçmişine baktığımızda, yani eğer Felluce'de savaşmış biri, tabii ona ne kadar savaşmak denirse, çünkü büyük bir katliamdı orası. Hatta ilk operasyonda başarısız oldu ABD. 2000 asker yollamışlardı Felluce kentine. Daha sonra 6 ay sonra yeniden toplanıp 10 bin kişiyle İngilizlerle birlikte girmişlerdi. Ve orada büyük katliam yaşanmıştı Felluce'de, Irak'ta. Daha sonra Musul aynı şekilde dümdüz edildi Musul. O şekilde IŞİD çıkarıldı oradan. Eğer Kor General Glynn'in tecrübesi, aktaracağı tecrübesi Felluce ve Musul'sa, hani Allah yardımcısı olsun Gazze'deki sivillerin. Gazze'de taş üstüne, baş baş çünkü üstüne bırakmayacaklar. Kaç kişi dedin ki Gazze'de? 6 bin. Felluce'de. Felluce'de 6 bin kişi.